Gel dur bakayım hadi gel. Al anahtarı al aç kendin bak. Geç geç geç. Işık nereden açılıyor? Geç. Ah. Bak bak. Nasıl? Güzel. Allah için güzel şimdi ha? Bu ne böyle ya? Adada köşesi gibi yapmışsın. Ya estağfurullah da. Ne yapaydım kızım? Dolaba mı tıksaydım? He? Zaten atmışsın dolaptan sokak ortalarına kadar. Ya bir tek şeyi bulamadım. Benim bir top vardı top. Takımdan imzalı jübileden kalma. Onu bulamadım. Ben nereden bileyim senin topun nerede olduğunu? Ama güzel. Kabul et. Ha, güzel. Harika olmuş. Harika olmuş. Ya benim uykum var. Nerede uyuyacağım ben? Ay be. Koçlar, koçlar. Yılmaz, nerede yatıyorum ben? Sıkışacağız buraya artık. Ne demek sıkışacağız? Anlamadım ya. Yılmaz, sen beni anlamıyorsun galiba. Darlanıyorum ben, darlanıyorum. Bak darlanıyorum, marlanıyorum deme. Zaten menopozum diye kandırdın, kaç gün babanla yatırdın horul horul. İyi yaptım, az bile yapmışım. Hadi git sen içeride pupalarınla uyu. Formalarını da böyle yastık haline getirirsin, tamam mı? Aa, kombiyi getirdin iyi olmuş. Yakmıyorsun doğru düzgün. Hadi iyi geceler. Of, balıkları da buradan aldığın için teşekkür ederim. Servet. İyi geceler. Günaydın Muzaffer abi. Günaydın. Günaydın komutan. Günaydın, günaydın. 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 Ben de çıkıyorum birazdan. Nereye gidiyorsun ya? Bir şeyler yeseydik. Bir an önce işleri toparlasam iyi olacak. Dükkan kaç gündür başıboş kaldı. Şu Bedir'le de konuşmam lazım. Yani artık benimle çalışmayacaksa bari seninle çalışsın. Ortada kalmasın çocuk. Sen bilmiyorsun tabii. Neyi? Bedir gitti Bedir. Nereye gitti canım? Ararız hemen gelir. Yok gelemez. Vallahi bilmiyorum nereye gitti. Telefonda kapalı. Ne zaman gitti? Temel mi gitti? Ah şunu bileydin ya. Gitti gitti. Oğlan gitti. Servet. Bu oğlan senin söylediğin şeyler yüzünden gitti biliyorsun değil mi? Ben onun ne söylenmesi gerekiyorsa onu söyledim. Sevdadan çok Bedir'in iyiliği için. Ya bıraksaydın da kendi iyiliklerini kendileri düşünselerdi ya. Yılmaz ben... Servet celallenme bir hemen. Ya... İnsan değil mi bu? Böyle böyle büyür. Taş değil ki. Ya alırsın bardağı yere atarsın. Dersin kırılacak, bilirsin kırılacağını. Ama görmeden inanmazsın. Yani o hesap. Ben kimse kırılmasın istedim. Her şeyi böyle tuzlu buz etmenin ne faydası var onu anlamıyorum ki. Çok biliyorum, çok. Evet biliyorum. Gidiyorum ben. Ya dur, bir kahvaltı mahvaltı etseydin. Bu kadarı yeter. Yani bir günde kavga etmeden ayrılalım buradan. Uf, pardon. Evden arıyorlar. Efendim Saadet. Tamam geliyorum yoldayım. Tamam canım görüşürüz. Hadi görüşürüz. Çocuklar şu camı pencereyi biraz daha açalım mı havalandıralım mı? Akşamdan beri her yeri açtık zaten baba daha nereye açalım?
kızım. Belki evdeyiz, burnumuz kokuya alışmıştır. O yüzden duymuyoruzdur. Aa, hoş geldin kızım. Hoş bulduk baba. Abla, sen yoldaydın. Ne çabuk geldin. Canım şuradan şuraya yani. 3 günlük yoldan gelmiyorum ki. Servet, bir koku alıyor musun hala? Rahat mısın? Rahat mı baba? Gayet iyi. Ben üstümü değiştireyim. İyi o zaman. Abla! Abla! Bana bak, anlat çabuk. Şşt! Ne anlatayım? Bak, babamdan kaçabilirsin ama bizden asla. Eniştemde kaldın değil mi? Doğru söyle. Gidin işinize. Aşk olsun ablaya. Biz olsak anlatırız sana. Ya bak, babam duyarsa eğer evi başımıza yıkar ha. Bana bak, dün gece sürekli bağırındı o iki gerizekalı benim torunumun psikolojisini bozacak diye. He. Anlatacak bir şey yok ki. Eniştemde kaldın mı kalmadın mı? Ay tamam, kaldım ama sorun bakalım neden kaldın? Peki abla, hatırın kalmasın, soralım. Neden kaldın? Bizim evdeki kombiyi gelmiş buraya takmış. Yani donmamak için mecburen kaldım. Mecburen. Allah'ım. Sevda, benim ten rengi çorabımı sen mi aldın ha? Bana bak, konuyu çarpıtma, gel buraya. Aa kızlar, gidin başımdan, başka işiniz mi yok Allah aşkına? Abla, eniştemle aynı yatakta mı yattınız? Ay yuh! Ya niye sinirleniyorsun be? Yani eniştemin evinde eşya yok ya. Ondan diyorum. Bak cevap vermiyor, kesin birlikte uyudular. Kızlar delirtmeyin beni. Ne biçim sorular soruyorsunuz ablanıza ya? Terbiyesizler. Abaka sinirlenmeye başladım. Tamam bebeğim sinirlenmeyeceğim. Tamam abla ya, bir şey demedik. Sakin ol. Sen var ya sen, çok fenasın ha. Akıllı ol. Benim sinirlenmem demek bebeğin sinirlenmesi demek. Abla bak yine. Ya abla, ciddi bir şey söyleyeceğim. Tibetler beni istemeye gelecekler. Yani babama söyledim. Ablanla konuş, gün ayarlayın dedi. Sevda, yalnız abla emin misin diye sormuyoruz artık. Tamam, sormayalım. Sen Tibet'e söyle. Pazar günü gelsinler. Hazırlıklar ancak tamamlanır. Tabii önce eve ince bir temizlik yapmak lazım. Yine mi abla ya? Tabii kızım ya. Kolay mı? Kız veriyoruz. Ondan sonra o Lale Hanım gelecek böyle burnunun üstünden. Servet Hanımcığım, bizim ailemizin geleneklerine göre bıdı bıdı bıdı. Ay çekemem yani. Kızlar, gürültü yapacağınıza giriniz bir kahve yapın ya. Ben yapamam. Gitmem lazım valla. Aa! Bak abla, bu sarı kafa isteme ayağına bütün işleri benim kafama yıkacak ha, söyleyeyim. Saçmalama be. Okula gideceğim kayıt dinletmeye. Vay, okullu olduk ha. Hayırlı olsun. Bugünleri de mi görecektik? Bakacağız. Saadet, koş babama kahve hazırla hadi. Aman abla ya. Saadet kahve yap, Saadet etrafı topla, Saadet çöp çıkar. Kız, Sarı Sevda. Ah. Ne haber enişte? İyi, ofise mi gidiyorsun? Gidiyorsan bırakayım. Yok yok ya, ben okula gidiyorum, kayıt dinleteceğim. Evlilik öncesi son prosedürleri yerine getirelim diyorsun ha? İşte. Kızım bak, koşa koşa gidiyorsun. Köprüden önce son çıkışlar bunlar, ona göre ha. Ya neden kimse benim kararlarıma saygı göstermiyor ya? Hayır, neden yani? Kafam çalışmıyor mu benim? Gayet de biliyorum ben ne yaptığımı. Niye celalleniyorsun kız? Biz de bir büyüğün olarak sana... Ya ne büyüğü enişte ya, ne büyüğü? Ablama çektirdiklerin ortada. Ağır ol. Ya yalan mı? Sen ablamı çok seviyorsun, o seni çok seviyor. Birbirinizi bir öldürmediğiniz kaldı. Ya istemiyorum ben öyle bir şey. Kafam rahat benim, tamam mı? İyiyim ben böyle. Kafan rahat da burası rahat değil ki sesin bu kadar çok çıkıyor. Ablan geldi. Yılmaz, ne oluyor? Ne konuşuyorsunuz? Ne yapalım işte? Enişte baldız, kakarak ikiri. Sevda, sen git şuralardan bir taksi bul kendine, çabuk gidersin. Hadi. Tamam. Haydi bakalım. Kaçtım o zaman. Hadi bay bay. Güle güle. Niye karıştırıyorsun kızın kafasını? Aklını başına alsın diye çırpınıyorum ben. Sen susarsan hiçbir şey olmaz. Kız karar vermiş, evlenecek. Babama bile söylemiş. Ya Servet, niye anlamıyorsun? Çünkü Bedir'e kızgın. Bedir sana uyup kaçıp gitmiş diye kafası atmış kızın. Ya senin bu kardeşin Tibet denen kıl kuyruğu sevmiyor. Anla artık. Ama sen çok iyi anlıyorsun. Anlarım tabii. Sevmeyenden. Servet! Ben size görüşmeyeceksiniz demedim mi ben? Baba, bir
açıklayayım istiyorsan. Babacığım, terapist. Bugün terapist günüydü de ben hatırlatayım dedim Yılmaz'a. Neyi hatırlatıyorsun ya? Onun beyni yok mu? Hatırlamıyor mu? Yılmaz, ne konuşmuştuk biz seninle? Haklısın baba, haklısın da... Ya benim de beyin işte bir yere kadar. Ondan sonra pıs. Yani vallahi Servet hatırlatmasa uçup gitmişti kafamdan. Neyse ben ufaktan kaçayım ha, restorana gideceğim. Terapist var, bir sürü iş var. Ben gideyim. Ben de gideyim. Hadi sen bu taraftan. Bu taraftan hadi. Ya baba ama oradan yol uzuyor ya. Uzansın canım, sen buradan. Sen de oradan hadi yürü git. Yürü git. Bu işi zamanında yapsaydım bu herife damat demekten vazgeçecektim, kurtulacaktım. Gerçi o zaman da başka biri damat olacaktı. Babacığım, kiminle konuşuyorsun sen? Arkadaşımla, görmüyor musun? Kiminle konuşuyorum kızım, görmüyor musun? Kimse yok. Sen de bu vakitte mi dükkan açmaya gidiyorsun? Geç kaldım zaten. Tabii, dükkan öğlen açılır zaten. Tamam hadi. Babacığım, tamam babacığım. Of. Soldaki hanımefendiye, sağdaki de beyefendiye. Efendim afiyet olsun. Teşekkürler. Abim hoş geldin. Vay Nurilerin gülü. Ne o? Yolumu mu gözlüyorsun lan? Abim seni o kadar özlüyorum ki bu dediğine alınmıyorum bile. Oğlum Allah'ın günü görüyorsun. Neyi mi özlüyorsun lan? Geceleri odam boş ya abim. Odayı öyle görünce içim karaldı. Bir yalnızlık çöküyor üstüme. Sorma gitsin. Artık alışsan iyi olur oğlum. Bak Yılmaz abin bir aile babası bundan sonra. Sen yeter ki mutlu ol abim. Ben yokluğuna da alışırım. Ne yapayım artık? Bana mı? Seni artık hayırlı biriyle baş göz etmenin vakti geldi yoksa bana sarıyorsun sıkıntıdan ha? Sakata geleceğiz lan ha? Nurilerin gülü. Bu ne lan? Ötü yaptım abim sana. Amma hamarat oldun lan sen. Aferin lan. Ver bakayım şu benim gömleğimi. Bu nasıl abim? Bunu mu seçtin? Yakışır abim. Şey diyeceğim abim. Artık buraya gelmeyeceksen bu kıyafetleri eve gönderelim. Hiç olmazsa ödü derdinden kurtulayım. Bak bak az önce içi kan ağlayana bak ya. Abim birden bomboş kaldı buralar. Onun için böyleyim. Bana bak, bu Bedir'i bulmamız lazım ha. İstanbul kazanında bizim kepçeliğimiz ne işe yarar abim? Nasıl buluruz? Nasıl bulacağız biliyor musun? Hedef küçülteceğiz oğlum, hedef küçülteceğiz. Anlamadım abim. Şimdi kalkacaksın buradan taksi durağına gideceksin. Evet. Bedir oradan taksiye binmiş mi öğreneceksin ki inşallah binmiştir. Evet. O taksiyle nereye gittiğini bir öğreneceksin önce. Evet. Oradan da nereye gittiğini öğreneceksin, anladın mı? Şimdi oradan nereye gittiğini öğreneceğim. Oradan da nereye gittiğini öğreneceğim. Oradan da nereye gittiğini öğreneceğim. Oradan da nereye gittiğini öğreneceğim. Ondan sonra gelip sana söyleyeceğim. Aferin. Hayırlısı olsun abi. Hayırlısı mayırlısı yok koçum. Bulacağız bu çocuğun nereye gittiğini, tamam? Haydi bakalım 007. Görev başına ajan. Kapatıyorum abi. Kapat. Daha üstüm ben kayıt işlemim vardı. Tabii. Şuraya bir imza alır Sevda Hanım. Kalem. Hayırlı olsun. Bu kadar mı? Geri kalanımızı hallederiz. Ne var? Yok bir şey. Ne var kızım ne var? Söyle bana ben de bileyim. Bu sefer hangi asistanı okuldan attıracaksın diye iddiaya giriyorduk. Terbiyesizleşme. Kimin terbiyesi ahlaksız olduğunu herkes biliyor. (Gülüyor)
Görüşeceğiz. Hanımefendi, okuldan çıkamazsınız. Ne oluyor ya? Okuldan çıkamazsınız. Çekil önünden, çıkacağım Allah'ın belası okulumuzdan. Hayır, okuldan çıkamazsınız. Ben kimseye zarar vermek istemedim Saadet. Kendimi savunurken oldu. Bana inan. Asrın. Asrın. Saadet. Okulun en sessiz yeri. Okulun en sessiz yeri. Kütüphane. Tabii ya. Ver onu Saadet. Ver onu. Kağıdı ver Saadet. Saadet, sana bir şey soracağım, doğruyu söyleyeceksin. Servet ablanın yattığı hastane. Aslında oraya geldi değil mi? Ve bana söylemedin. Karşıma çıkıyor, engel olamıyorum. Ya bunun içinde beni suçlayamazsın ki. Ben suçlayamam belki ama davaya bakan polisler suçlayabilir. Hastaneye girişini kameralardan tespit etmişler. Ne olacak şimdi? Bir şey olmayacak. Saadet bütün gün benim yanımdaydı dedim. Bir açık vermedim yani. Yapabileceğim bir şey yoktu Kemal. Vardı Saadet. Bana söyleyebilirdin mesela. Ya sana söyleseydim ne olacaktı? Yine kavga, yine gürültü, yine gerginlik. Kemal, ben korkuyorum. Hala anlamıyor musun? Ya seni anlıyorum Saadet. Beni düşündüğünü de biliyorum. Ama sen de beni anla. Bu meseleyi bu şekilde halledemeyiz Saadet. Ya bana bir şekilde belli etseydin Aslı'nın orada olduğunu, belki onu orada yakalayacaktım. Ya belli etmeyi bırak. Ben Aslı'nı sana ellerimle teslim ettim Kemal. O zaman o gün dosdoğru emniyete götürseydin. Saadet, bilmiyormuş gibi konuşma. Yalan mı? Yalan değil. Ama insafsız davranıyorsun. Benim insafım da buraya kadar, burama kadar geldi ya. Ya benim de buramı açtı, o nasıl olacak? Bak Saadet, ikidir bir şeyleri saklıyorsun, bir şey demiyorum. Bir de üste çıkma. Tamam ya, tamam, bağırma. Benim suçum, benim hatam. Herkes akıllı, sen akıllısın, o akıllı, Aslı akıllı. Bir ben safım değil mi? Safım çünkü ben.
bırakacağız sandın. Ya çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Hastamız da geldi. Kimin fikri bu? Vallahi biz bir şey yapmadık. Yapan? Yapan işte orada. Tibet. Arkadaşlarınla hep birlikte okula dönüşünü kutlayalım istedik. Nasıl aşkım? Teşekkür ederim. Seni asla yalnız bırakmayacağım Sevda. Hastanı kesin. Ya ne yaptın sen bu adama? Vallahi çok değişmiş. Vallahi çok şanslısın Sevda. Ayrıca o yüzüğün dedikodusunu yapacağız. Unuttuk sanma. Teşekkürler. Allah'ım ya Rabbim ya, bir iş verirsin iki saat adamı ağaç eder ya. Geldim abim, geldim. Oğlum neredesin kaç saattir ya? Abim verdiğin görev bir hali ciddiydi. Ona göre de zamanımı aldı. İyi geç ciddi mitti. Otur anlat bakayım hadi çabuk. Şimdi abim buradan çıktım. Bizim taksi durağına gittim. Hemen tanıdılar tabii. E tabii tanıyacaklar. Kaç zamandır burada kalıyordu olan. Bedir'i değil, beni tanıdılar abim. Ne kadar çok sevilen bir isim olduğumu sen de biliyorsun. Ya bir reklamı geç, hadi sadede gel. Abim, Bedir taksi durağından bir taksiye binmiş. Adama da çerçeveci nerede diye sormuş. E çerçevesi ne? Aynacılar var ya abim işte. Neyse, taksici de sağ olsun çok dolandırmadan onu bildiği bir çerçeveciye götürmüş. Ben de aynı taksiyle aynı çerçeveciye gittim. Adam hemen hatırladı tabii. Allah Allah, sen nereden tanıyorsun lan çerçeveciyi? Beni değil, Bedir'i hatırladı abim. Yazık, çok dertliydi falan dedi. Böyle küçük eski bir ayna tamir ettirmiş. Allah Allah. Ne aynası lan bu? Adama da memlekete gideceğim demiş. Ulan ne adamsın ya? Şunu baştan söylesene ya. İki saattir çene yapıyorsun burada. Hayret bir adamsın ya. Aşk olsun Yılmaz abim. Sen de ağız tadıyla bir anlattırmıyorsun ki. Ulan bu çocuk memlekete gittiyse kötü lan. Tüh. En azından iyi olduğunu bilelim dediydin ya. Memleketinde iyidir herhalde. Yok be oğlum, yaşatmazlar o çocuğu orada. Sen aradın mı? Abim aradım, telefonu kapalı. Hep kapalı. Vay arkadaş, ne yapacağız? Nasıl bulacağız bu çocuğu ya? Bilemedim ki abim. Ulan ben terapiste geç kaldım abi. Bir de terapist belası çıktı başımıza ya. Abim ben de geleyim mi terapiste? Ne yapacaksın oğlum sen terapiste? Seninle ilgili anlatmak istediklerim var. Beni çok ihmal ediyorsun. Öyle mi? Öyle mi? Bırak lan! Gördünüz mü? Bakın yine geç kaldı, ben size söylemiştim. Biraz daha bekleyelim Servet Hanım. Bir şey sorabilir miyim? Buyurun. Siz mahkemeye rapor veriyorsunuz ya. Evet. Bu daha suçlu değil mi? Nasıl yani? Yani bütün olan bitende kabahati daha fazla olanlardan demek istemiştim. Bu maç değil ki Servet Hanım. Tabii öyle de yani siz de içinizden hiç geçirmiyor musunuz yazık bu kadına ya da ne kadar kötülük yapmış bu kadın bu adama diye ha? Ben öyle bakmamaya çalışıyorum. E peki en azından bu adam ne kadar deli diye geçirmediniz mi? Bence iyi bir insan Yılmaz Bey. Siz de öylesiniz. Terapisti bile kafalamış ya, çıldıracağım, kafayı yiyeceğim. Aşk olsun. Kusura bakmayın geç kaldım. Evet, geç kaldın Yılmaz. Ya geldik işte. Bak ben bütün işlerimi, güçlerimi ayarladım. Tam zamanında buradayım. Kızım Bedir'i arıyor. Senin hatanı telafi etmeye çalışıyoruz. O yüzden geç kaldım. Neden benim hatam var ki? Senin yüzünden gitti çocuk. Bedir kim? Yanımda çalışan birisi.
Ha, cevaba bak. Ne çalışması ya? Aileden oldu çocuk. Tabii Servet Hanım sepetleyene kadar. Bedir'i ben de seviyorum, merak ediyorum. Ama aka kara diyemem ki, yani kim olursa olsun. Servet Hanım'ın mantığı konuşmaya başladı yine. Ya hep böylesin sen. Doktor Hanım, hep böyledir bu. Yani betondan ağaç çıksa sevinirsiniz ya, bu üzülür. Ya nereden çıktı şimdi bu der? Hiç de öyle değil. Öyle, öyle. Ne kabahati vardı çocuğun? Ya olacak şey var, olmayacak şey var. Sen Bedir'le Sevda'yı nasıl bir arada düşünebiliyorsun? Ben onu anlamıyorum ki. Sevda kim? Kız kardeşim. Bizi de birbirimize yakıştırmıyorlardı. Hı, sonumuz böyle oldu işte. Terapistlere kaldık. Ya bak ya. Sevda ile Bedir'in ayrılmasını mı istediniz? Yok öyle değil. Yani Sevda'nın zaten bir sevgilisi vardı. Evleneceklerdi. Ne oldu? Bedir çıktı, kız fikrini değiştirdi belki. Ay duyan da beni onların nikah masasından böyle kaldırdı sanır ya. Doktor Hanım, bu gitti, oğlana kız kardeşimden uzak dur dedi. Dediniz mi? Öyle demek istemedim. Yani zaten Tibet evlenme teklif etti, yarın öbür gün kızı isteyecekler. Ay bunları niye konuşuyoruz anlamıyorum gerçekten. Yaktın kızı, yaktın. Ben bir şey yapmadım. Sevda kendi kararını kendi verdi. Yani bu hep böyledir doktor hanım. Uçurumun kenarına sürer sürer, etrafını kapatır iyice, sonra aşağı atlayınca ya kendi kararı. Ay gidiyorum ben ya. Nereye gidiyorsun kızım? Tibet kim ki? Takside benim külüstürle aynı anda geliyormuş ha Servet Hanım. Yenge ben nasıl bozayım parayı şimdi? Yok üstümde gerçek. Ne kadar koçum ne kadar? 22 lira 40 kuruş. İstemez ben yeter. Babamdan alırım şimdi. Sen al bakayım şunu. Al kardeşim. İstemez dedim ya. Sen ne diye benim taksi paramı ödüyorsun? Ya adama acıdım. Baksana yol boyu nasıl eziyet ettiysen sinirden pancar gibi olmuş garibim. Buna cevap vermiyorum. Verecek cevabın yoktu ondan. Bak Yılmaz, üstüme gelme, gidip babama şikayet ederim ona göre. Oh ne güzel. Başın sıkıştı mı ilkokul bebeleri gibi babama şikayet ederim, babama şikayet ederim. Git et. Et, yürü. Hayırlı günler Yılmaz abi. Hasan, boyaları mı getirdin boyaları? Getirdim abi, çabucak. Koy bakalım boyaları şöyle, ben bir kapıyı açayım. Şişt, usta. Ne renk sipariş etti? Yeşil abla. Ay en gıcık olduğum renk. Bana bak, bu rengi boyama. Gri boya, tamam mı? Eşiyim ben. Hadi kolay gelsin. Ne dedi lan? Abla. Ne oluyor? Bir ustalar bir mallar girip çıkıyor ama ne oluyor bilmiyorum. Aman sen de bir hoşsun. Sana ne ya? Tabii ya, bana ne? Serda. Sen iyi misin? Çok iyiyim bugün. Sebep? Ya okula gittim. Çok tatsızdı başta. Biriyle kavga ediyordum. Sonra dedim duramam ben, giremem derse falan. Sonra çok tatlı bir şey oldu. Ya arkadaşlarım toplanmışlar, pasta almışlar, sürpriz yaptılar. Aferin kızlara. Aferin Tibet'e. Her şeyi organize etmiş. Kızları aramış. Bence ben doğru olanı yapıyorum abla. Yani Tibet konusunda. Sen bilirsin. Saadet. Nedir o elindeki? Bir şey değil abla. Saadet. Efendim baba. Hadi kızım, ne yiyoruz? Ha, bu akşam ablama sürprizim var. Ne sürprizim varmış? Ya dünkü balık faciasının telafisi olaraktan. Hah, geldi.
İyi akşamlar, siparişleriniz. İyi akşamlar, teşekkürler. Ne istedin kızım? Ablama pizza ısmarlıyorum baba. Aa, vay vay vay. Hamile olmak varmış ha. Ya. Neyi istedin? Bir karışık, bir sebzeli. Ne olur ne olmaz. Al kardeşim. Abla onay vermiyor. Nasıl onaylamıyor ya? Bir daha çeksen. Çek 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 çek, korkma çek. Yok abla, onay vermiyor. Kartın borcu falan olmasın? Yok canım, ne borcu olacak? Ödemedim mi ki ben? Ay, ödemedim ben ya. Aman ver be. Sen ver ver. Sahte kahraman. Öyle pizza ısmarlıyorum numaraları da başkasına ödetme değil mi? Çekil, ben öderim. Ne kadar delikanlı. Aşk olsun baba ya. Ne numarası? Ben ödeyeceğim. Dur, bekle. Dur, nakit de yok ki ya. İşte yok, çekil öderim ben. Tamam, ne kadar çocuğum? Baba bak, vallahi olay çıkartırım. Ben ısmarlayacağım dedim, ben ısmarlayacağım. Bekleyin, ben hallediyorum şimdi. Deli kız, neyle ödeyeceksin peki? İnternet şubesinden halledeceğim ben şimdi. Gör bak nasıl hallediyorum. Gönder bakayım. Gönder, 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 gönder. Hah. Gör şimdi. Al şimdi. Oldu abla, tamamdır. Oldu mu? Ya gördün mü? Sağ ol canım. Babacığım, sen arkadaşa bir bahşiş artık halledersin. Sevda abla, pizza geldi. Al çocuğum. Teşekkür ederim. Sağ ol. Vay be. Teknolojik Saadet. Tibetler pazar akşamı gelsinler diyorum baba. Senin için de uygun mu? Ya, çok erken değil mi abla? Neden erken olsun ki? Ne bileyim, bir işimiz falan çıkar. Tabii ya. Dur. Diplomatik görüşmelerimiz falan olur. Tövbe tövbe. Söyle gelsinler, tamam. Sade, sen pastayı halledersin. Kıyafet için Mine ile görüştüm. Seni bekliyor olacak Sevda, tamam mı? Dur dur, ben bakarım. Kim bu saatte ya? Ne var ulan Yılmaz? Görüştürmüyorum demedim mi? Kız benim değil mi? Yılmaz, ne işin var senin burada? Baba, ben Servet'le değil, Sevda'yla görüşecektim. Sevda? Abla? Ne oldu? Enişten seninle görüşmek istiyormuş. Oldu baba, o zaman... İyi akşamlar, hürmetler sana. Geri zekalı ama söz dinleyen hiç olmazsa. Ne oldu enişte? Nasıl? Heyecan durumları? Ne heyecanı? Kızım istemeye geliyorlar ya. Ha, ne istiyorsun enişte? Bunu sormaya mı geldin? Yok yok. Bu, ben seninle Gündüz'le alakalı konuşmak istiyordum da. Ne olmuş? Kızım. Bak, sen aramızdaki en akıllısın, biliyorsun değil mi bunu? Biliyorum. Ya bana bakma öyle, ben konuşurum ya ezberden. Sonuçta bu yaşımıza kadar aynı şarkıyla geldik ne de olsa. He? Dediğin de doğru. Halimiz ortada.
Anladım enişte. Sağ ol. Ben seninle bir şey daha konuşacaktım da. Bedir. Gitti ya. İlgilenmiyorum enişte. Ya tamam ilgilenmiyorsun da gitmiş yani. Temelli gitmiş. İstanbul'dan gitmiş. İlgilenmiyorum dedim enişte, ilgilenmiyorum. Yok ya ben zaten yani ben sadece bil istedim de. Yani haberin olsun. Haklıymışsın. Sonuçta onu söyleyeyim istedim ben. Neyse neyse canım şey. Boşver. Allah nihayetine erdirsin. Gelin oluyor gelin. Gel bakalım gel. Sarı sevda. Hadi bakalım Allah rahatlık versin sana. İyi geceler. Tamam görüşürüz enişte. Ne dedi Yılmaz efendim? Yardım edecek bir şey varsa diye. O önce kendine yardım etsin. Doğru. Hadi yemini. Ben odama gidiyorum. Söylemeden ya. Hayvan herif. Hiçbir şey söylemeden gitmiş. Sevda bak. Şimdi böyle bir zamanda bu kız istemeleri falan nasıl olacak? Olacak. Olacak tamam mı? Ben sevmek istemiyorum artık. Sevilmek istiyorum. İkisi birden olmuyor mu? Olmuyor. Yok öyle bir şey. İkisi birden olunca atom bombası oluyor. Ablam ve eniştem gibi oluyor. Doğru.